Kulun dalaleti, hücceti tanımamasıdır. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Dalalet birkaç kısımdır. Bir kısmı övülmüştür. Bir kısmı kınanmıştır. Bir kısmı ise ne kınanmış ne de övülmüştür. O dalaletin bir kısmı da unutkanlıktır. Övülmüş dalalet, Allah-u Teala'ya mensup olan dalalettir. Örneğin şöyle buyurmuştur. Allah dilediğini saptırır. Yani Allah kullarının amelleri sebebiyle onları cennet yolundan sapıtır. Kınanmış dalalet ise Allah-u Teala'nın şu ayetlerinde zikredilmiştir. Samiri onları saptırdı ve Firavun kavmini saptırdı ve hidayete eriştirmedi. Bunun benzerleri çoktur. Putlara mensup olan dalalete Allah'ın İbrahim suresindeki şu ayeti örnektir. Beni çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim! Onlar halktan birçoğunu saptırdı. Hakikat şudur ki putlar hiç kimseyi saptırmaz. İnsanların kendisi aziz ve celil olan Allah yerine onlara tapmakta ve kafir olmaktadırlar. Unutkanlık olan dalaletin örneği ise Allah-u Teala'nın şu sözünde yer almıştır. Ta ki biri sapınca, yani unutunca onlardan biri kendisine hatırlatsın. Allah-u Teala kitabının çeşitli yerlerinde sapıklıktan bahsetmiştir. O dalaletten bir kısmı da lafzın zahiri itibariyle peygamberine isnat ettiği sapıklıktır. Örneğin şöyle buyurmuştur. Ve seni dalalette bulduk ve sonra hidayet ettik. Yani seni nübüvvetini tanımadıkları bir topluluk arasında bulduk ve onları senin vesilenle hidayete eriştirdik. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, kulun dalalete düştüğü en küçük şey Allah tebarek ve teala'nın hüccetini, kulları üzerindeki şahidini, yani aziz ve celil olan Allah'ın itaatini emrettiği ve velayetini farz kıldığı kimseyi tanımamasıdır. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu. Kur'an'dan zorluklarınıza karşı yardım dileyin. Çünkü o, küfür, nifak, azgınlık ve sapıklık gibi en büyük dertlere devadır. Yine buyurdu ki, bu İslam, Allah'ın kendisi için seçtiği bir dindir. Sağlam esasıyla azgınlık ve sapıklık direklerini yıkmıştır. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in sıfatı hakkında şöyle buyurdu. Hakkı hak ile aşikar kılan, batıl ordularını bertaraf eden, sapıkların saldırısını bozguna uğratandır. İmam Ali aleyhisselam, batıl yol üzerinde toplandığınızda sizin için hak yolun başında durdum. Her yana şaşkınca bakıyordunuz. Kılavuzunuz yoktu. Kuyu kazıyordunuz ve su bulamıyordunuz buyurmuştur.